Türk vatandaşları son 4 yılda Schengen vizesi için toplam 140 milyon euro ödedi. İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ömer Cihat Vardan bu durumun Türkiye-Avrupa Birliği bütünleşmesinden öte Avrupa'nın bütünleşmesinin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci devam ederken bir yandan da Avrupa Birliği'nin Türklere uyguladığı vize tartışılıyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine en çok başvuran ülkelerden biri oldu. Verilere göre son 4 yılda Türk vatandaşları Schengen için 140 milyon lira yani yaklaşık 400 milyon TL ödedi. Vize uygulamasını değerlendiren İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ömer Cihat Vardan bu uygulamayla yalnızca Türkiye-AB bütünleşmesine zarar görmediğini aynı zamanda Avrupa'nın bütünleştirici ruhuna da aykırı olduğunu belirtti. Vardan vize ücretinin yanı sıra aracı kurum, postalama, randevu alma gibi ek maliyetlerinin hesaplanmasıyla rakamın en az 2,5-3 kat daha artmakta olduğunu vurguladı. Vardan Türkiye-AB üyelik süreci çerçevesinde arzulananın sürecin adil şekilde işletilerek en hızlı biçimde vize muafiyetinin gerçekleşmesi olduğunu da sözlerine ekledi. Sevgili seyirciler, bugün İstanbul'un fethinin 561. yıl dönümü, bir çağ kapatan yeni